TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Bugün 27 Şubat 2024. Kentimizde yaşanan gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Edirne'de Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz yıl 12 lira olan 350 gram pidenin fiyatı bu yıl 20 lira olarak belirlendi. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı da belli oldu. Geçtiğimiz yıl 12 lira olan pidenin bu yıl 20 lira olması için fırıncılardan kendilerine talep geldiğini belirten Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, tarifeyi önümüzdeki günlerde onaylayacaklarını ve Edirne'de bu yıl 350 gram pidenin 20 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Geçen ay toplantısına geldi ama biz tabii ki Türkiye'de o zaman pide fiyatları hayata geçmediği için dedik ki bekletelim bakalım. Türkiye'de genel olarak pide fiyatları hangi rakamlara oturacak ona göre şey yaparız. Onların talebi de 350 gram 20 TL. Bugün oluşmuş olan fiyatlara göre de gayet makul bir teklif. Bu fiyatı vereceğiz. Pide 20 TL olarak tarifesi çıkacak. Yönetim kurulu toplantısı yapmamız lazım ki yönetim kurulundan karar almamız lazım. Geçen sene 350 gram 12 TL idi. Bu sene de 350 gram 20 TL olarak güncelleneceğini söyleyebilirim. Türkiye ortalamasını dün açıklanan rakamları baz alırsak Edirne'deki kilogram fiyatı pidenin Türkiye ortalamasının altında olacak. Gösteriyorum tabii. Neden müracaat ettikleri zaman ben fiyatı onaylamadım? Ben şimdi 20 lira onaylayabilirdim. Lakin bakarsın başka yerde 17-18 lira olarak güncellenirdi fiyatlar. Bu sefer ne olurdu? Türkiye'nin en pahalı pidesi evine de olmuş olurdu. Vatandaşlarda 20 lira olarak belirlenen pide fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundular. Vallahi bilmiyorum, her şey aldı başını gitti. Her şey pahalı, çok olabilir bence. Normal bir fiyat değildir 20 lira. Ekmek 7,5 lira. Bence çok. Asgari ücretin çok altında maaş alıyoruz. Bence pahalı. Vallahi kimseye bir şey diyemiyorsun ki bu zamanda. Her şey pahalandı. Fırıncılar da haklı. Biz de haklıyız. Hayırlısı olsun diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Edirne İpsala sınır kapısından Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki tırın dorsesinde saklanan 51 düzensiz göçmen sınırda yapılan X-ray kontrolleri sırasında yakalandı. Yurt dışına çıkış yapmak üzere Edirne'nin İpsala gümrük kapısına gelen iki tır detaylı gümrük muayenesine alındı. Edirne Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından tırlarda yapılan aramalarda 51 düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüleri haklarında yapılan soruşturma sonrası gözaltına alınırken yakalanan göçmenler ise Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Edirne Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis ve müsteşenlik başta olmak üzere zararlı içerikli paylaşımlar yapan 37 internet sitesi erişime engellendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı, maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen siber suç olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis, müsteşenlik, uyuşturucu uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 37 internet sitesi erişime engellendi. 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Avukat Sinan Tekin, 28 Şubat sürecinde fikirlerini, idealine beton dökülmeye çalışılan rahmetli Genel Başkanımız Necmettin Erbakan'ı minnetle anıyor, ülkemizin bir daha herhangi bir darbeyle karşılaşmamasını temenni ediyoruz ifadelerini kullandı. Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Avukat Sinan Tekin, 28 Şubat postmodern darbesinin 27. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Avukat Tekin mesajında, Cumhuriyet tarihinin darbelerle dolu olduğunu belirterek, milli irade hemen her 10 yılda darbelerle kesilmiştir. Bu darbeler içerisinde kanlı olmasa bile en kirlilerinden biri 28 Şubat sürecidir diyebiliriz. Çünkü 28 Şubat'ı başlatanlar kendi kimlikleriyle ortaya çıkma cesaretini gösteremediler. Zamanın bazı askerlerini maşa olarak kullandılar. 26 tane bankanın içini boşalttılar. Eğer 28 Şubat süreci olmasaydı, o bankaların içi boşaltılmasaydı, bugün Türkiye farklı bir konumda olurdu şeklinde konuştu. 28 Şubat darbesinin Necmettin Erbakan ve yol arkadaşlarına yapıldığını vurgu yapan Tekin, 28 Şubat darbesi
tüketen bir ülkeden üreten bir ülke olmaya hazırlanan ülkemize yapılmıştır. 28 Şubat darbesi kokuşmuş Batı medeniyetinden kurtulup özüne, inancına, kendi medeniyet değerlerine dönmeye hazırlanan milletimize yapılmıştır. 28 Şubat darbesi halkın emeğini sömüren bir avuç beyaz adam yerine halkın parasını halka hizmet için oluşturulan havuz sistemine yapılmıştır. 28 Şubat darbesi ırkçı emperyalizmin sömürü alanı haline gelmiş, istedikleri gibi at koşturdukları, istikrarsız için yaptıkları vekalet savaşlarıyla her köşesinde oluk oluk kan ve gözyaşı dökülen İslam coğrafyasında küresel güçlerin planlarını bozacak, sömürü, kan ve gözyaşının akmasına dur diyecek İslam Birliği projesine yapılmıştır dedi. Necmettin Erbakan'ın 28 Şubat sınavını alnının akıyla verdiğini ifade eden Tekin, bugün bahsi geçen postmodern darbenin üzerinden 27 yıl geçti. Evet ne yazık ki bir komutan 28 Şubat 1000 yıl devam edecek demişti. Ama o anlayış içerisinde 28 Şubat 8-10 yıl içerisinde haksızlığıyla ortaya çıktı. Ama 28 Şubat mağduru olan Erbakan hocamız yüzlerce yıl anılacaktır. Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığı olarak 28 Şubat sürecinde fikirlerine, idealine beton dökülmeye çalışılan rahmetli genel başkanımız Necmettin Erbakan'ı minnetle anıyor. Ülkemizin bir daha herhangi bir darbeyle karşılaşmamasını temenni ediyoruz dedi. Edirne'nin Keşan ilçesinde minibüste unutulan cüzdan, kooperatif yöneticileri tarafından sahibine ulaştırıldı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Güner Çalışkan, sabah saatlerinde bankadan emekli maaşını çektikten sonra eve dönmek için toplu taşıma aracına bindi. Evine gittikten sonra cüzdanı düşürdüğünü fark eden Çalışkan, cüzdanını aramaya başladı. Cüzdanı minibüste bulan Keşan şehir içi motorlu taşıyıcılar kooperatif ortaklarından Çağlar Temel, Çalışkan'a ulaştı. Cüzdan kooperatif yöneticileri tarafından Çalışkan'ın bir yakınına teslim edildi. Keşan Belediyesi tarafından yenilenen Kumdere içme suyu tesislerinden ilçeye su verildi. Keşan Belediyesi tarafından yenilenen Kumdere İçme Suyu Tesisinin açılışı bugün yapıldı. Tesisin açılışı için düzenlenen törene Keşan Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Adnan İnan, Belediye Başkan Yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, Belediye Meclis Üyeleri, Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran, Kumdere Köyü Muhtarı Ahmet Gülen, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Helvacıoğlu, biliyorsunuz ki önemli bir su sorunu ile karşı karşıya kalmıştık. Bunun için bir önlem almalıydık. Yaklaşık 50 milyon liralık bir yatırımla Keşan'ımızın su geleceğini güvenliğe aldık. Alternatif bir kaynak olarak tasarlanan Kumdere tesislerimizde 8 yeni içme suyu kuyusu, 5 kilometrelik enerji nakil hattı, 9 kilometrelik içme suyu terfi hattı, 3 adet son sistem trafo, 2 adet enerji kabini, 4 adet jeneratör, SCADA otomasyon sistemi ve 4 adet terfi merkezi kurduk. Bu yatırımla Keşan'ın öngörülen nüfus büyümesi paralelinde 25 yıllık su ihtiyacımızın temin edildiğini söyleyebiliriz. Ancak bu su tasarrufu yapmayacağımız demek değil. Bu büyük çalışmayla şu an 15 kuyuya ulaştık. 140 metre derinlikten 30 kilometre mesafeden musluklara su getiriyoruz dedi. Helvacıoğlu'nun konuşmasının ardından akıllı telefon üzerindeki uygulamadan Kumdere içme suyu tesisi çalıştırılarak Keşan'a su verildi. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Vaysal Köyü'nde yaralı Şahin bulundu. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne'yi Jandarma Komutanlığı çevre, doğa ve hayvanları koruma timi tarafından Vaysal Köyü kırsalında yaralı Şahin bulundu. Edirne Hayvan Barınağı'nda veteriner hekimlerce tedavisi ve bakımı tamamlanan Şahin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmaları tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı ve Türk Obası köylerinde ikamet eden vatandaşlara temel trafik kuralları eğitimi verildi. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı ve Türk Obası köylerinde ikamet eden vatandaşlara yönelik temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi, traktörlerde ROPS ve reflektör kullanımı ve motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Avarız Köyü'nde ikamet eden vatandaşlara yönelik aile içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ve KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği tarafından Edirne Merkez ilçeye bağlı Avarız köyünde ikamet eden vatandaşlara 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında broşür dağıtımı, aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra edildi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 80 kuruş, en yüksek 9 lira 60 kuruş, ortalama 9 lira 13 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise en düşük 15 lira 39 kuruş, en yüksek 15 lira 55 kuruş, ortalama 15 lira 52 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 145 lira, en yüksek 193 lira 40 kuruş, ortalama 176 lira 89 kuruş. Düve en düşük 115 lira 80 kuruş, en yüksek 178 lira, ortalama 165 lira 55 kuruş. İnek en düşük 99 lira 60 kuruş, en yüksek 145 lira 60 kuruş, ortalama 124 lira 61 kuruş. Koyun en düşük 80 lira, en yüksek 140 lira, ortalama 120 lira 55 kuruş. Süt kuzusu en düşük 195 lira, en yüksek 221 lira, ortalama 211 lira 54 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava puslu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 19 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Şükrüpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Bulvarı, numara 15 Taksim B'deki Göret Eczanesi. Mithat Paşa Mahallesi, Londra Asfaltı, numara 25 Taksim B'deki Mercan Eczanesi. Serbest piyasada dolar 31 lira 14 kuruştan, euro 33 lira 82 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2038 lira 45 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 9258 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.